Özcan Demirdağ, selam, ses yok demiş. Herhalde ses geldi şimdi. Kulaklık takmıştım. Onu çıkardım. Adem Koç, dikkatli geç oradan demiş. Şevki de alo demiş. Arkadaşla dolaşıyoruz biraz. Selim, nerede bizim şirket? Nerede? Hiç görmüyorum. Bu da Belçika Brüksel'in meşhur bir figürü. Pipi yapan heykel. Gördüğünüz gibi. Bu da Brüksel'in pipi yapan bebeği biliyorsunuz. Zamanla görmüştürsünüz. Meşhur figürü. Selam Antalya'dan Dervişcan ve aleyküm selam. Abdullah Erdemci işte yok mu abi orada diyor. Anlayamadım. Sevo Kahre'den, evet selam şimdi geldi ses iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Sevo Kahre'den. Serdar Dağdelen, Mesut arkadaşım ses yok, hayırlı akşamlar olsun. Ses geldi dedi arkadaşlar. Şimdi ses gidiyor mu gitmiyor mu? Emin değilim. Ses geliyorsa ses tamam diye bana bir yazarsanız memnun olurum. Bazı arkadaşlar ses tamam diyor, bazı arkadaşlar ses yok diyor. Dervişcan, nasıl hayat normale döndünüz mü? Hayat tam normale dönmedi. Yavaş yavaş kademeli olarak normal hayata geçmeyi planlıyor Belçika hükümeti. Artık sosyal mesafeyi artık koruyacağız. Devamlı yine de sosyal mesafede aralıklı duracağız. 11'inde başlıyor burada. Teşekkürler. Ses gelmiş. Rica ederiz. Ses tamam. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Az önce kulaklık takılıydı. O yüzden seste sıkıntı oldu. Şu an kulaklığı çıkardım. Daha iyi sesin yani net gitmesi. İyi oldu. Abi demiştim şarjım az. Biraz yürüyelim. Selim o. Gidelim. Eyvallah Serdar. Tamam. Dervişcan, Allah yardımcınız olsun. Antalya rahat demiş. Burada da dışarıya çıkabiliyorsunuz. Tabi sosyal mesafeyi koruyarak ulaşım araçları olsun. Otobüs, tram, metrobüs, metro. Bunun gibi yerlerde mecbur maske takılmalı. Maskesiz bindirmiyorlar. Maskesiz ulaşım araçlarına binemiyorsunuz.
ayın 11'inde de yavaş yavaş ufak çapta bazı yerler açılacak. Yani bu kademeli olarak devam edecek. Yani birden her yeri, her şeyi faaliyete geçirmeyecekler. Gördüğünüz gibi paket ile ilgili alışveriş yapacaksanız paket alışveriş oluyor. Evlere servis oluyor. Yani lokantalar olsun, kafeler olsun kapalı. Eyvallah. Eyvallah. Selim o şöyle varalım mı? Şöyle varalım. Ha şöyle varalım ya. Ya genelde üyelerimiz var. Hep yukarılardan yayınlar yaptım. Biraz da aşağılardan yayın yapayım. Ya internet sorunu vardı her yerden. Yayın yapamıyordum. Kartımı değiştirdim, şebekeyi. Herhalde bunun interneti iyidir şu an. Uğur Akkuş, çikolatacılar acık. Çikolatacılar açık değil geçen. Yani çoğu yer kapalı. Burada daha gündüz, tam karanlıklaşmadı hava. Yavaş yavaş burada da karanlık çökmeye başlıyor. Evet, daha hala kararmadı. Yavaş yavaş. Ama burada gerçekten bugün güzel bir hava vardı. 25-26 dereceydi hava. Yanında güzel, hafiften güzel olacak ama gitgide artık derece geri tekrar düşmeye başlayacak. Kahve kapalı. Burada her yer. Bayan şapkaları.
Burada da erkek şapkalar var. Lengerli pötür şapka. Hayır, Brüksel'deyim şu an. Gara gitmiyorum. Fazla süreli bir yayın açmadım. Fazla şarjım yok. Şarj tükeniyor. Yedek bateriyi yanıma almamıştım. Sadece bir interneti daha yeni aktif ettirdim. Hem deneme amaçlı hem de kısa bir canlı yayın açayım sayfamızdan diye düşündüm. O şekilde bir canlı yayın açmıştım. Burada iftar 9:20 küsürde o vakitler açılıyor. Saat daha. Yani bir yarım saat 40 dakika vakit var daha. Eyvallah, uğrak kuş, rica ederim. Şarjım daha biraz daha var. %37 kalmış sınır. Biraz daha dayanır şarj. Dayandığı yere kadar. Yayındayım. Burası da otel. Otel Amigo ama kapalı. Büyük bir otel. Brüksel'in tarihi yerleri. Tabi bilmeyenler için söylüyorum. Avrupa'da kalanlar bilirler. Görmüş, gezmiş olan kişiler bilir. Burası Brüksel'in sentrumu. Bin Brüksel. Turistlerin eksik olmadığı belediyesi. Bin Brüksel Belediyesi. Burası da otel kapalı. Diplomatlar olsun. Bunun gibi kişiler olsun. Bu otelde kalıyorlar çoğu. Burası da tarihi meydanı. Grand Place. Yani büyük meydan. Daha önce de sizlere buradan canlı yayın yapmıştım. Burası da gördüğünüz gibi restore yapıyorlar.
Dervişcan, sen nerelisin? Ben Piribeyliyim demiş. Ben de Emirdağlıyım, Balcam. Köyümüz, baba yurdumuz. Emirdağlıyız, Balcamlıyız. Yani Balcamlıyım. Buraya gelip elini sürüyor turistler. Artık bunların dini ne anlamını taşıyorsa bilemiyorum. Yani fazla bilgim yok buradaki tarihi şeylerden. Aleykümselam. Yeni gelen arkadaşlar. Orası da Brüksel'in tarihi meydanı. Daha önceki canlı yayınlarımda takip edenler görmüştür. Ara sıra sizlerle buradan yayınlar yapmak oldu yani. Ortaya doğru gideyim sizler için. Burası da meşhur Brüksel'in Grand Place, Türkçesi Büyük Meydan. Gördüğünüz gibi binaların dekoratif yerlerini altın rengiyle boyamışlar hepsini. (gülüyor) 1698 yılında yapılmış bir bina. Tarihi de orada yazıyor hepsinin üzerinde. Az önce üyemizin birisi çikolatacılar kapalı mı diye soruyordu. Bu arada çikolatacı da görmüş olacağız, kapalı mı açık mı. O kapalı. Burada da vardı bir çikolatacı. Artık herhalde Westbrook'ta
karşılıklı canlı yayını alma imkanı tekrar gelmiş Facebook'ta. Eskiden kalkmıştı. Tekrar o karşıdan üyemizle canlı yayına bağlanarak videoya görüşebiliyoruz karşılıklı. Çikolatacı kapalı gördüğünüz gibi. Çoğu kapalı. Şarjımı bir kontrol edeyim. 30 kalmış. Biraz ilerilere gittikçe insanlar daha çok göze çarpmaya başlıyor. Aşağılar daha bir kalabalık oluyor. Genelde burası her zaman kalabalık. Tıklım tıklım. İşte gördüğünüz gibi korona nedeniyle yine de sakin. Geçen burada döviz bürosu görmüştüm. Türk lirasını da bozuyorlar. Türk lirasını kaç paradan bozuyorlar ona bir bakalım. TRL. Türk bayrağı gördüğünüz gibi. Ne kadarmış TRL? 8,5. 7,5. Yani bozma fiyatı. Yedi oldu. Demek 7,5'u 7 oldu. Nasıl oluyor? Eskişehir'den selamlar. Ve aleyküm selam Oğuz Özkan. Çikolatacılar kapalı. Gördüğünüz gibi. Bu arada da çikolataları biliyorsunuz. Buranın çikolatası meşhurdur. Brüksel çikolatası. Burası çoğunlukta çikolatacı bulunur yani. Çoğu da kapalı şu an. Thank you.
Daim soyunmuş. Biraz ilerlere gideceğim ama şarjım az. Bir kontrol yaptım şarjı. %19 kalmış. Az bir şarjım kalmış. Biliyorsunuz canlı yayında şarjı çabuk tüketiyor. Burası da tarihi buluntuları, eserleri gördüğünüz gibi koruma altına almış. Tabii cam biraz yansıtıyor. Tarihi kalıntılar cam ekranla koruma altında. Uyarmaya başladı. Pil bitti. Gördüğünüz gibi. Burada Brüksel'de yine de insanlar dışarıda geziyorlar. Tabii sosyal mesafeyi korumalı. Etrafım bisiklet insanları sardı. Sağımdan solumdan bisiklet çıkıyor. Bisiklet trafiğinin arasında kaldım. Oralarda hep şantiye. İnşaat.
Bu arada pilim iyice azaldı. Yavaş yavaş yayınıma son vereceğim. Yayınımızı paylaşan, beğenen üyelerimize şimdiden teşekkür ederim. Bizi takipte kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle herkese bir hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Belçika, Brüksel'den herkese evde kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın diyoruz. Hoşça kalın.